Ulular Meclisi. Yolları ne var ayrı ise hep sana aşık. Her birisi bir yol ile gülzara gelirler. Niyazi misil. Bugün aynalının halinde bir durgunluk, bakışlarında biraz hüzün vardı. Uzun süre sessiz kalıp düşüncelere daldık. Ben seyrettiğim garip manzaraları düşünüyor, insanların fikirlerinin bu kadar değişik ve hoş oluşuna şaşırıyordum. Aynanın konuşmaya başlamasıyla düşüncelerden sıyrıldım ve kendime geldim. Ben yalnızca ney değil, saz çalmasını da bilirim. Aslında bütün çalgarı çalmasını bilirim. Bugün sana biraz saz çalayım. Kulübesine girip bir saz getirdi. Kalenderane bir taksimden sonra okumaya başladı. Zahit bize ta neyleme. Yani Zahit bizi kınama. Hak ismi okur dilimiz. Sakın efsane söyleme. Hazrete gider yolumuz. Erenlerin çoktur yolu. Cümlesine dedik beli yani evet. Kodesinler bize deli. Usludan yedir delimiz. Muhyi sana da ola himmet. Aşık isen canan minnet. Elif Allah Mim Muhammed kisvemizdedir dallımız. Yani kisve elbise dalda işaret anlamında. Elif Allah Mim Muhammed işaretimizdedir elbisemiz. Dalmışım. Büyük bir sarayın içinde çok küçük bir pencerenin önünde bulunuyordum. Bu pencereden içine binlerce kişinin sığabileceği genişlikte büyük bir oda görüyordum. Odanın duvarları benim pencerem gibi küçük pencerelerle doluydu. Her birinin önünde bir kişi oturmuş, odayı seyrediyordu. Odanın içinde zümrüt ve yakuttan yapılmış kürsülerin üstünde, başlarında taç olan, çoğunun yüzü peçeli, heybetli ve ağırbaşlı kimseler oturuyordu. Kürsülerin ortasında oturan zatın biri ayağa kalkıp beşeriyet gelmiş bize bir soru soracakmış uygun bulursanız gelsin dedi. Orada bulunanlar uygun bulduklarını söylediler. Konuşma yapan zatın emri üzerine beşeriyeti odaya aldılar. Beşeriyet adındaki bu adam sakat ve sefil bir zavallıydı üzerindeki eski püskü elbiseleri ve sararmış yüzü meclisin durumuyla büyük bir tezat oluşturuyordu. Başkan vekili ona "Ey beşeriyet, otur, rahat et ve sorunu sor." dedi. Fakat beşeriyet oturmadı ve dedi ki: "Oturmak, rahat etmek mi? Yazık. Yüz binlerce senedir oturup rahat edecek zamanın oldu mu diye bir sorun hele?" Bir taraftan geçim derdi, diğer taraftan hastalıklar rahat etmek için vakit mi bırakıyor? Bu kadar sefil olmama rağmen yine de intihar edemiyorum. Ben alçağın biriyim. Bunları söylerken hıçkırıklarla ağlamaya başladı. Bu durumdan son derece etkilenen meclisi hazin bir sessizlik kaplamıştı. Bütün üyeler Zavallı beşeriyetin acısını paylaşıyormuş gibi görünüyordu. Başkan vekili, bütün üyeler zavallı beşeriyetin acısını paylaşıyormuş gibi görünüyordu. Başkan vekili, bu çok büyük bir mesele, çözüme kavuşturulması başkanın gelmesine bağlı dedi. O sırada beşeriyet dedi ki, en azından bu kadar sefalete niçin katlandığımı neden intihar etmediğimi anlasam meclistekilerden biri ayağa kalkıp izin verirseniz şu zavallıyı teselli edeyim dedi. Meclisin uygun görmesiyle şunları söyledi. Ya Rab hayatta nedir bu lezzet? Hayata rapt eden bu garip kuvvet. Hayat ki bir beka pür derdük eder yani ebedi olmayan, sonu olan, dert ve keder dolu. Yine emel o, nedir bu hikmet? Bir an bırakmaz insanı rahat, bin türlü alam derdi maişet, bin türlü keder ve geçim sıkıntısı derdi maişet. Çocukluğunda ağlar, beşikte, feryatla geçer o vakti ismet, Civanlığında bin türlü amal yani gençliğinde bin türlü yine keder. Seyhudetinde yani ihtiyarlığında bin türlü minnet. Vakti ecelde mazi bir an. Bir an için mi bunca sefalet? Hatifi yani gizli bir ses verdi cevabı dedi. Hayatta bu zevki kıymet akiller için yani akıllılar için, akıl sahipleri için seyri bedayı cahiller için yemekle şehvet. Şimdi çok fazla kelime söyledik. Son kelimeyi de açıklayalım bir kere daha toparlayalım. Akiller için seyri bedayi, cahiller için yemekle şehvet seyr de yani güzellikleri seyretmek akıllılar için güzellikleri seyretmek cahiller içinse sadece yemekle şehvet şimdi kelimeleri tekrar etmeden bir kere daha aktaralım Ya Rab hayatta nedir bu lezzet hayata rabdeten bu garip kuvvet hayat ki bir beka, pür derdük eder Yine emel, o nedir bu hikmet? Bir an bırakmaz insanı rahat, bin türlü alam derdi maişet. Çocukluğunda ağlar beşikte, feryatla geçer o vakti ismet. Civanlığında bin türlü amal, seyhudetinde bin türlü minnet. Vakti ecelde mazi bir an, bir an için mi bunca sefalet? Hatifi bir sesler verdi cevabı dedi ki hayatta bu zevki kıymet akiller için seyri bedai cahiller içinse yemek ve şehvet. Beşeriyet derin bir ah çekti ve doğru lütfen bana söyleyin merhamet edin madem ki hayattan tiksiniyorum ama onsuz da yapamıyorum öyleyse saadetin ne olduğunu bana söyleyin dedi. O sırada başkan geldi. Meseleyi anladı ve oradakilere, hadi bakalım, şu zavallının sorusunun cevabını verin dedi. Oradakilerin bazıları şu şekilde cevap verdiler. Hazreti İbrahim dedi ki, saadet çalışıp kazanmak ve kazanılanları başkalarıyla paylaşmaktır. Hazreti Musa dedi ki, saadet nefsi firavunun tutkuları gibi tutkulardan kurtarmaktır. Hz. Adem dedi ki, saadet şeytana ve havvaya uymamaktır. Konfüçyus dedi ki, bir tencere pirinç pilavına bütün lezzetleri sığdırmaktır. Platon dedi ki, daima yüce şeyleri düşünmektir. Aristo dedi ki, mantık işte saadet. Zerdüş dedi ki, saadet karanlıkta kalmamaktır. Brahma dedi ki, saadet mi? Zannedilen şeyin aksidir. Hazreti İsa dedi ki, saadet maziyi unutmak içinde bulunulan anı iyi değerlendirmek geleceği düşünmemekle mümkündür. Lokman Ekim dedi ki, İnsanlar bu kelimeyi bütün dertlerini bir sözde ifade etmek için icat etmişlerdir. Hızır aleyhisselam dedi ki, Saadet, tutkuların giremediği gönüllerde aniden görülen bir hayalettir. Bu sözler üzerine bu da öfkeyle ayağa kalkıp, Ey beşeriyet, saadet yok olmanın güzel isimlerinden biridir. Nirvana ''Ey beşeriyet nirvana'' dedi. Sonunda beşeriyet yorgun bir halde yere düşüp ''Of hangisi, hangisi?'' diye söylendi kendi kendine. İşte o zaman başkan ayağa kalktı. Buradaki başkan kim sizce? Onu en sonunda söyleyelim. ''Ey beşeriyet saadet hayatı olduğu gibi kabul edip'' insana yüklediği yüklere razı olup bunun daha iyi olması için gayret etmektir dedi. O, o sırada beşeriyet ayağa kalktı ve ''Ey Fahri Alem Efendimiz, beşeriyetin dertlerini anlayan ve bunun ilacını bulan yalnızca sensin.'' dedi. Bu cümleden de başkanın kim olduğu ayan ve beyan olarak sanırım anlaşıldı hikayenin sonuna kalmadan o başkanın sözlerini yani Fahri Alem Efendimizin sözlerini, cümlesini bir kez daha okuyup devam edelim. Ey beşeriyet, saadet, hayatı olduğu gibi kabul edip, insana yüklediği yüklere razı olup, bunun daha iyi olması için gayret etmektir. Gözlerimi açtığımda boşu boşuna aynalıyı aradı gözlerim. Derken yanımda bir kağıt parçası gördüm. Üzerinde şunlar yazılıydı. Elveda. Kim bilir bir gün gelir belki yine görüşürüz. Mezarlıkta akşama kadar ağladım.